Herkese merhabalar. Düğünler serimizin bir sonraki videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoda öğretmeye çalışacağım düğüm şekli pursik düğümü olacak. Pursik düğümü için şöyle bir ipe ihtiyacımız var. Bu ip tabii kendi içerisinde balıkçı düğümüyle birbirine birleşmiş olması gerekiyor. Eğer balıkçı düğümünü bilmiyorsanız şuradaki karttan da destek alabilirsiniz. Bu balıkçı düğümünün nasıl atıldığı ve ne işe yaradığı ile alakalı güzel bir videom vardı. Öncesinde onu izleyebilirsiniz. Sonrasında balıkçı düğümü ile elde etmiş olduğumuz bu ip halkasını sabit bir ipimizin üzerinde ya da iniş yaptığımız bir ipin üzerinde pursik düğümü ile birleştireceğiz. Dilerseniz şimdi düğümün nasıl atıldığını öğrenelim. Evet, düğümümüzü atmaya başlayalım. Dediğim gibi önceden ikili balıkçı düğümü ile hazırlamış olduğumuz ipimizi alıyoruz. Sabit hattımızın, sabit ipimizin üzerine getiriyoruz. Şimdi burada şöyle bir püf noktası var. Eğer düğümden tutup, yani buradaki ikili balıkçı düğümünden tutup düğümü atmaya başlarsanız, düğümü oluşturduktan sonra buraya koyacağınız herhangi bir karabin veya herhangi bir farklı bir emniyet malzemesi düğümün üzerine gelecektir. O yüzden düğümü şöyle yana alarak pursik düğümünü atmaya başlamanız daha mantıklı olacaktır, daha doğru olacaktır. Öncesinde şöyle ipimizi alta alıyoruz. Aldıktan sonra ipimizin içerisinden 1 ve 2 kez geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şöyle bir yapı elde etmiş oluyoruz. Ve buradaki ipin ucundan, dediğim gibi buradaki balıkçı düğümünü şurada bırakacak şekilde asıldığımızda şöyle bir düğüm elde etmiş oluyorsunuz. Evet, pursik düğümü bu şekilde. Tabii ki düğümün estetik görünmesi çok önemli. Çünkü düğüm estetik değilse muhakkak ipler farklı yerlerden, farklı yollardan gitmiştir. Ve düğümün çalışmasında çok büyük bir etkisi olacaktır. O yüzden kesinlikle düğümün bu şekilde estetik görünmesi önemli. Bu ikili pursikti. Bunu üçlü yapabilirsiniz ama üçün üzerinde dörtlü ve beşli çok da mantıklı bir düğüm olmuyor. O yüzden en doğrusu ikili, yani ipin içerisinden iki kere çevirdiğiniz düğüm şekli. Üçüncüsü duruma göre olabilir ama daha yüksek turlar açıkçası ben önermiyorum. Evet, düğümümüzü attık. Şimdi düğümümüzün gerçek anlamda nasıl çalıştığını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sabit bir ipim var. Bu ipin düğüm atmış olduğum ipten biraz daha kalın olması gerekiyor. Bu gerçekten önemli. Bu düğümü görece aynı çapta ya da bu çaptan daha küçük bir ipte çalışması maalesef mümkün değil. Bu önemli bir durum. Daha büyük bir ipte, yani sabit bir ipimde bu düğümü elde ettim. Şu anda gördüğünüz gibi iki parmağımla bile çok rahat bir şekilde ipin üzerinde düğümü yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirebiliyorum. Ama buraya herhangi bir yük bindiğinde bu ipin aşağıya doğru inmeyip sabit hat üzerinde kilitlendiğini görüyorsunuz. Bu düğümün asıl çalışma amacı, çalışma mantığı da zaten bu. Gördüğünüz gibi istediğim şekilde yukarıya doğru hareket ettirebiliyorum, aşağı doğru indirebiliyorum. Ama herhangi bir yüke maruz kaldığında bu ip kendini sıkıştırarak sabit hattın üzerinde kilitleniyor. Bu düğümü nerelerde kullanıyoruz genelde? Biz pursik düğümü için şey deriz, pursik sürmek deriz. Sabit bir hattınız var, bu sabit hat üzerinden ilerliyorsunuz. Dağcılıkta özellikle bunu çok kullanırız. Sabit hat üzerinden ilerliyorsunuz ve sabit hat üzerinden buradaki pursiyi elinizle yukarıya doğru hareket ettirebilirsiniz ya da yatay bir şekilde hareket ettirebilirsiniz. Bir tehlike anında, bir düşme anında yüke bindiğinden dolayı sabit hatta bu sizi koruyacaktır ve sabit hatta olduğunuz noktada kalmanızı sağlayacaktır. Ya da ip inişlerinde de kullanabiliriz. İp inişleri, özellikle uzun ip inişlerinde kullanmış olduğumuz iniş aletinde bir problem olabilir ya da olası bir kazada kendimizi kaybedebiliriz. Bu gibi durumda atmış olduğumuz pursik ipi elimizi bıraktığımızdan dolayı ve şoka girdiğinden dolayı bizim orada sabit bir şekilde kalmamıza neden olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.